Merhaba arkadaşlar. Günümüzde ekonomistler enflasyondan bahsettiklerinde kastedilen şey mal ve hizmet fiyatlarının genel seviyesindeki yükselmedir. Yani fiyat enflasyonundan bahsederler. Bunu vurgulamamın sebebi şu: enflasyon kelimesi ilk kullanılmaya başlandığında para arzındaki yükselmeyi ifade ediyordu. Bu iki kavram birbiriyle oldukça bağlantılı. Ancak günümüzde enflasyon dendiğinde bahsedilen şey fiyat enflasyonudur. Bu iki şey her ne kadar birbiriyle bağlantılı olsa da her zaman birebir aynı anlama gelmiyorlar. Para arzı sadece Merkez Bankası'nın bastığı paranın miktarı anlamını taşımıyor. Aynı zamanda kredi hacminden, ekonomideki işlem sayısından da etkileniyor. Eğer ekonomideki pek çok şeyden etkilenen para arzındaki artış, reel üretkenlikten daha yüksekse, bu durum fiyatlar genel seviyesinin yükselmesine yol açıyor. Ancak özellikle kısa vadede fiyat enflasyonuna sebep olan başka etkenler de olabilir. Örneğin arz şoku olabilir. Bir mal veya hizmetin arzının aniden azalabildiğini görebilirsiniz. Hatta buna en iyi örneği 1970'lerde yaşanan petrol krizi olarak da söyleyebiliriz. Eğer herhangi bir sebeple petrol arzında sıkıntı olur ve arz daralırsa, bu durumda petrol ve türevlerinin fiyatı yükselecektir. Petrol fiyatlarındaki artıştan pek çok şey etkilenebilir. Mesela marketten aldığınız muzun fiyatı bile artabilir. Ki muzun üretildiği yerden marketinize ulaşması için petrol türevleri kullanılır. Nasıl diyeceksiniz? Markette satın aldığınız muzun fiyatının içinde nakliye maliyetinin de olduğunu düşünmek zorundasınız. Kısacası bu iki kavram birbiriyle oldukça yakından ilişkili. Ancak enflasyon dediğimizde bahsedilen fiyat seviyesindeki artış olduğunu akılda tutmak gerekecek. Aslında biraz enflasyonun iyi bir şey olduğu da genellikle kabul edilir. Tabii birazı, çok azı iyi bir durum. Nedir bu oran? Yılda %1, %2, çok %3'tür. Bundan daha yüksek enflasyon oranları tehlikeli olacaktır ki kartopu etkisiyle hızlanarak işler daha da tatsız hale gelebilir. Ancak bu konuya ilerideki videolarımızda hiperenflasyon konusuna geldiğimizde değineceğiz. Ekonomistler enflasyonun negatife dönmesinden de oldukça korkarlar. Çünkü bu deflasyona sebep olur. Bunun niçin korkutucu olduğundan da diğer videolarımızda bahsedeceğim. Enflasyonun ölçümlendiği çeşitli şekiller var. Biz bu videomuzda tüketici fiyat endeksi üzerinde duracağız. Tüketici fiyat endeksi ülkedeki her tüketiciyi ilgilendirir. Neden diyeceksiniz? Bu endeks ülkedeki mal ve hizmet fiyatlarının genel seviyesindeki değişimi ölçüyor. Endeksin hesaplamasını basitçe örneklemek istiyorum. Tüketici grubu için bir mal ve hizmetler sepeti belirlenir ve bu sepetin baz yıldaki fiyatı hesaplanır. Bir baz yıl, yani hesaplamanın başlangıç yılı mutlaka belirlenmeli. Son derece basit bir örnek oluşturmak istiyorum. Diyelim ki ülkemizde tüketiciler sadece iki şey tüketiyorlar. Sürekli bir sonraki videomuz diyorum ama detaylarını göreceksiniz. İnsanların pek çok farklı şeyi tükettiklerini yine bir sonraki videomuzda göreceğiz. Ancak bu videomuzda basit olarak ele almak istiyorum. Paralarının %60'ını elmalara ve %40'ını da muzlara harcamış olsunlar. Baz yılda elmaların baz fiyatı 100, muzların baz fiyatı da 100 olsun. Elmalarla muzların fiyatının aynı olduğunu söylemiyoruz. Buradaki 100, o malın baz yıldaki fiyatını gösteriyor. Enflasyonu hesaplamakta o yıldaki fiyatı baz yıldaki bu fiyatla karşılaştıracağız. Şimdi bir sonraki yıla geçelim. Harcamalarımızın dağılımının hala aynı olduğunu düşüneceğiz. İçinde bulunduğumuz yılda, buna biz ne diyelim? Cari yıl diyelim. Elma endeksi %50 artışla 150 olsun, muz endeksi de 180'e yükselmiş olsun. Muzlar daha çok pahalanmış, yani burada da %80'lik bir artış söz konusu. Peki tüketici fiyat endeksinin ne kadar yükseldiğini söyleyebiliriz. Bu endekslerin ya ağırlıklı ortalamasını alırız ya da artışların ağırlık ortalamasını alabiliriz. Her iki yöntemi de deneyelim. Bu yılda baz endeksim 0.6 çarpı 100 artı 0.4 çarpı 100, 60 artı 40, bu 100 eder. Baz yıldaki endeksimiz 100. Cari yılda ise 0.6 çarpı 150 artı 0.4 çarpı 180 eşittir. İsterseniz hesap makinemizi alıp hesaplayalım. 0.6 çarpı 150 artı 0.4 çarpı 180, o da eşittir 162. Eğer bu basit sepete bakarsak, 100'den 162'ye yükseldik, yani %62 artış diyebiliriz buna. Eğer yüzde artış oranlarının ağırlıklı ortalamalarını alsaydık, ne olacaktı? Yine aynı sonuca ulaşacaktık. Dilerseniz deneyelim. 0.6 çarpı %50 ne yapar? %30 yapar. 0.4 çarpı %80, bu da %32 eder. %30 artı %32, bu da eşittir %62'lik bir artış. Bu mal ve servis sepeti için, yani enflasyon sepeti için baz yılla cari yıl arasındaki fiyat artışı %62. Evet arkadaşlar, bir sonraki videomuzda tüketici fiyat endeksinin hesaplanmasında kullanılan mal ve hizmet sepetine daha detaylı bakacağız. Görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.